Yavrum bizim bildiğimiz nişanı kız tarafı yapmaz mı ya? Şeyh Musa'cığım, buradaki sorumlu olan kişi şu gen vurulamayan isyankar ruh Rüzgar'ın oğlu Rıza'dır. Nasıl Rüzgar'ın oğlu? Benim oğlum ya. Rıza benim ailemin davetini 3 kere geri çevirdi. Kendisine verilen barış çubuğunu reddetti. Uzatılan dostluk elini ısırdı. Hayda, iyice it olduk ya. Benim babam dedi ki, kızım dedi, eğer bu kadar çok nişanlanmak istiyorsanız bugün nişanlanın. Biz aileyi seviyip sayarız ama Rıza bizim rızamızı almadı. O zaman buyursun nişana kendisi yapsın diye sormayaraktan dedi. Biz Karakaşlı olarak bundan sonra görevlerimizi garne garne yerine getirmeyi biliriz ifadesini kullandı. İyi, tamam, güzel işte. Madem ailemde niyeti yok, biraz erteleyelim biz bu nişan işini ya. Hem Nurhayat daha çok genç, biraz olgunlaşsın, bir böyle bir kırkına mırkına gelsin Nurhayat. Yahu bu işin şakasını yapmayın artık. Biz Dünür'le konuştuk. Ne kadar uzarsa tavsar bu işler. Sıcağı sıcağına başlarını bağlayalım, hayaller yıkılmasın. Ama nişanın bize yıkılacağını tahmin etmemiştik tabii. O değil de, bu katlı otoparktaki yüzdelerle ilgili bir mevzu geçti mi babacığınla aranda Nurhayat'cığım? Boğaz'da bir otelin balo salonunda kokteyl prolonje yapalım diyoruz babacığım. Çok elit olur. Ne? Saçmalamayın yahu. Evde takarız nişanları, bir pasta keseriz kendi aramızda. Evde mi? Evde mi? Evde mi? Şeyh Musa'cığım, siz daha iyi bilirsiniz tabii ama ben manşetleri şimdiden görür gibiyim. Hangi manşetleri? Çevremizin dedikodu manşetlerini. Efsanevi gelin adayı Nurhayat Karakaş bir kuru pastayla limonataya gitti. Damat tarafı işin ucuzuna kaçtı. Kendinden ışıklı ev kızını gelin aldılar, ışığını söndürdüler. Damat bey pinti çıktı. Kayınpederin cebinde akrep var. Dünyalar güzeli Nurhayat ziyan oldu. Artık önümüzdeki nişanlara bakacağız. Şeklinde bir takım kötü niyetli tanıdıklar konuşabilirler. Babacığım, evde yapacağımız nişana belli kimseler gelir mi ya? Misal, milletvekilinin hanımı gelir mi? Milletvekilinin hanımı deyince hop, mevzu yine döndü mü otopark konusuna? Babacığım %100 düşünüyor gelin hanım? Şeymuz, ben ne giyeceğim? Allah'ım, 3 gün var, ben gidip otelleri arayayım. Ben terziye gidiyorum. Ben de müşteriye gidiyorum, geç kalmayayım. Of of. Rıza'cığım, nişanda sakın gri takım giyme. Seni çok dalaklı mideli gösteriyor. Siyah giy, emin canım. Bir de nişana kadar karbonhidratı kısıyoruz. Nurhayat'cığım, sen kendi işlerinle ilgilensen. Ha bak, nişana 3 gün kaldı. Tatlım, benim çeyizim, nişan elbisem, gelinliğim, hatta sana kaşma bavulum bile bir senedir hazır. Sen ne diyorsun? Ya ama biz tanıştırılalı daha 9 ay oldu Nurhayat ya. Biliyorum. Ya hem yüzük, hem 3 tane bilezik, hem küpe. Ya ne yaptınız siz? 40 ayak mı bunun hayat? Neresine takacak bunca takıyı? Bir nişan yüzüğü anlar olur biter. Canım, yüzük Rıza'dan, küpeler kayınbabadan, bilezik de kaynanadan diyerekten şey ettim. O zaman kaynanası bir iş bulup çalışsın bir zahmet. Madem böyle kovalaklıklar peşinde koşuyor. Aşk olsun yani, şey olsun. Ya aşk olsun, ben ona karşı değilim. Ama 2 çocuğun aşkı olacak diye ben niye iflas ediyorum, ben ona karşıyım. Otel pahalı diye aşağıki kafede yapıyoruz nişanı, daha ne? Yahu aşağıki kafe bedava mı? Yok süs parası, yok çiçek parası, yok yeme içme. Dünya kadar masrafa soktu Gülistan bizi. Belli kimseler, belli kimseler gelecek diye diye. Ah Nur, hayatın babası, ne uyanık o, ne uyanık o. Oğlan elini öpmedi diye falan pistan hamhum şarap, hop nişan döndü, biz de patladık. Babacığım, bu adam otopark işinden bize %100 verir sizce? En az %40 verecek, mecbur. Yüklenici firma biziz burada. Ben Şehmuz Kocabaşım, ben saksı değilim burada. Ama ben o nişan masraflarını 50 kere döndürür dolaştırır o otoparktan çıkarım, evelallah. Tabii ya, yüklenici firma biziz. Her şeyi ben yükleniyorum. Eziliyorum artık bu yükün altında. Ezik oldum ya, bildiğiniz yastık kadayıf oldum. Babacığım, olmadı nişan gecesi. Ben gideyim bir konuşayım bu adamla. Nereye Selahattin, olmaz? Erkek tarafı olaraktan full kadro komple orada olalım çocuğum. Sen bize lazımsın. Sakın bir yere kaybolma o gece Selahattin'im. Tuvalete bile gitme. Çaylar. Heh. Buyurun. Babacığım. Annem. Sağ ol. Orçun. Al oğlum. Aa, Rıza'nın nerede Servet annem?
Ha şey o şirkette biraz işi uzun sürmüş, birazdan gelir herhalde. Ay Selahattin abi. Ay Ahmet abi mutfaktaydı da hep bir ürküyorum biliyor musun? Aa aynı odadan diyerekten. Arkadan falan hiç ayıramıyorum ben sizi. Ahmet abi bir bıyık tak tamam. Yarın akşam aşağıda nişanımız var. Arzu ederseniz buyurun. Gerçi tanıdığınız şahıs da yoktur ya. çok belli kimseler. Yani başka bir çevre intikal edecek. Yalnız ağzınızın yarısı yok şu an. Efendim? Yok bir şey yok. Şaka söyledim. Ha. Bir dakika. Nişan aşağıda mı dediniz siz? Kafede mi? O kadar yakın demek ha? Evet. Bu arada eğer sizin çevreden misal bir Çağatay Koçluğu Bey katılmak isterse başımızla beraber. Kaçtan kaça kadar sürer nişan tahminen? 8'de başlıyoruz. Artık 11 olur, 12 olur. Kasap havasının gördüğü rağbete bağlı olarak değişir. Güzel. Olur. Herkes hazır değil mi? Evet, evet. Hazırız. Ahmet gelmiyor mu Selahattin? Yok, belki geç vakit uğrarım dedi. Ama çekimi mi ne varmış? Hayatının rolünü oynayacakmış bu gece. Annem, it saçını arkaya, it saçını arkaya. Aman, aman, aman. Maşallah. Bugün aslında benim doğduğum gündür Rıza'm. Babacığım, yüzükler sende değil mi? Ben de. Haydi bakalım. Haydi. Hadi bismillah. Sağ ayakta çıkın. Tamam. Haydi bakalım. Haydi. Sen eteğini topla. Aman efendim. Tebrikler. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun doktor bey. Siz gelmiyor musunuz? Yok efendim. Sağ olun. Biz katılamayacağız. Siz gidin. Bol bol eğlenin. Tadını çıkarın. Acele yok. Tabii. Hadi. Nur Hayat gel canım. Hadi gel. Tamam geç kızım geç şöyle geç. Toparlayın beni. Yaz yürü. Neyin peşindesin? Yok canım. Takılacağım öyle terasta merasta, orada burada işte. Siz hazır mı gidiyorsunuz böyle çekime? Ha. Hoca öyle istedi ya. Ha.
Nasılsın iyisin? İçkin filan hep var. Var canım. Dört pili bir arabaya nasıl yerleştiriyoruz? Nasıl? İki öne, iki arkaya. Çok komik. Ay daha önce hiç duymamıştım. Normal şartlarda öpüşelim mi demem lazım ama bu bayat espriyi hayatında ilk kez duyanla da istese bile öpüşmem yani. Nasıl? Benim bile bir standardım var yani sonuçta. Urçun evladım, sen gel bakayım benimle böyle. Müsaadenizle efendim, müsaadenizle. Yürü. Müsaadenizle. Yürü, yürü sen. Papatya gibisin, beyaz ve ince. Eziliyor ruhum seni görünce. İsmin dudaklarımı yakıyor neden? Nedir bu çektiğim senin elinden? Yalvarırım sana, genizle beni. Önümden seviyorum seni. Gel kollarıma, tut bekliyorum. Papatyam seni özlüyorum. Bak görüyor musun? Benim kanımdan canımdan olan teyzemgiller, halamgiller hepsi gelmişler. Bir tek çekirdek ailem yok. Eğer geçen hafta bir yarım saat uğrayıp ellerimi öpmüş olsaydım ben bunu açamayacaktım Rıza Kocabaş. Ama ben ne yaparım? Yine sineye çekerim. Kan kusarım, kızılcık şerbeti içtim, Rıza abime tazim evler yapmışlar diyerekten oturur beklerim. Ben böyle bir kadınım. Bağrıma taş basarım, ev kızına level atlatırım. O sıcaklı denizi de arabanı almak kursu daha gelmedi. Ona da söz gelecek. Ama bakalım, dur bakalım sen bekle. Buyurun. Geçebilir miyim doktor bey? Kime bu tabak? Orçun ne dedi? Çocukcağız aç kalmasın diyerekten ona götürüyorum. Aa yok annesi. Orçun Emir abisiyle beraber yukarıda bilgisayar oynuyor. Siz verin bana, ben götüreyim siz nişanınızdan. Aman hiç eksik kalmayın. Yok yok yok, öğlen de az yedi. O yüzden ben bir an önce kendim götüreyim ya. Şuradaki bir dakika, o resmi plakalı bir araç mı ya o? Bu milletvekili tanıdığınız olabilir mi sizin? Hangisi, hangisi? Nerede? Ben bunu yavruya götüreyim. Tamam, tamam, tamam. Selahattin! Selahattin geldi! Selahattin! Hayırlı uğurlu olsun. Herkes coştu. Herkesin kafası güzel. Gel şurada benim yerime dur da bir 10 dakika Tülay'a gideyim ya. Burnumda tıttı aşıfta. Yok, tamam. Yolda sen gel. Tamam, hadi. Anladım. Ay şükürler olsun, geldiler. Oğluma da saat taktılar. Oh. Hayırlı olsun, bitti bu işler halde. Olsun, olsun anneciğim. Ben biraz sosyalleşeyim, geleceğim. Evet. Sen orada, ben burada.
Selahattin abi. Canım. Ben de seni arıyordum. Şimdi babam dedi ki, çocuğum dedi, bu yüzde eşinleri gençler kendileri halletsinler, biz büyükleri hiç bırakmasınlar dedi. Dolayısıyla biz otopark işi için size %20 düşündük. Ne diyorsun? İyi, peki tamam. %23 olsun. Dur hayat, bir şeye Gülistan'a mı sorsak acaba? Ay sen de az pazarlıkçı değil misin? Ha peki tamam. %25 ama son teklifimiz. Ha iyi. İyi, güzel, öyle olsun. Tamam. Sağ ol. %25 iyi ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.